dijital bataklık. Bütün çocuklar muhteşem bir sıra dışılıkla doğuyor. Ancak daha 3 yaşından itibaren aynı içerikleri izlemeye başladıkları bir zamanda yaşıyoruz. Anne meşgul, baba meşgul olduğundan, hatta çocuk yemek yerken bile telefon elinde. Sonraki yıllarda yapay zeka onun bir çocuk olduğunu ikinci videoyu izlediğinde anlıyor. Hangi videoları daha çok beğendiğini, ardından hangi videoyu koyacağını hesaplıyor. Yüz ve göz hareketlerini inceleyerek yarın annesinden ne isteyeceğini tahmin edip annesinin karşısına reklamları çıkarıyor. Sadece oyunlar değil, uygulamalar ve akıllı telefonun tüm özelliklerini kullanarak bizden veri topluyor. Büyüdüğünde nelerden hoşlanacak, neler satın alacak, içki, sigara benzeri maddeler kullanacak mı, hangi rengi, hangi şarkıları seviyor, şiddet videoları neden ilgisini çekiyor, annesinin telefonunun işlemcisi tarafından kaydedilerek yapay zekaya gönderiliyor. Artık çocuğun senin istediklerini yapmayacak, ne yapacağını senden daha iyi bilen yapay zeka, onun geleceğini şekillendirecek. Artık o çocuk dijital dünyanın müşterisi, istedikleri gibi kullanacaklar. O müşteri ister puf içirirler, ister cinsiyet seçtirirler, emperyalist güçler fıtrat ve biyolojik özelliklerini reddederler. Cinsiyet seçimi insanın kendisine bırakılması gerektiğini empoze ederler. Bunlar şimdilik abartılı gelebilir ama hiç şüphe yok ki yakın bir süre sonra herkes maalesef bunlara şahit olacaktır. Birçok ebeveyn çocuklarına hak ettiği değeri, ilgiyi göstermediği için, Rabbinin rızasını gözetmediği, sorumluluklarını yerine getirmediği için pişman olacak ama geçen zaman geri gelmeyecek ve onları ruhsal sorunları olan yetişkinler olarak gördüğümüzde her şey için çok çok geç olacak. Gençlerin ebeveynlerine tanıştıklarında itiraz şekilleri bile internetten öğrendikleri, taklit ettikleri diyaloglara dönüştü. Hepsinin aynı tepkileri vermeleri, aynı oyunları oynamaları, aynı kutlamaları yapmaları gerekiyor. Eğer faydalı bir kitap okur ya da belgesel izlerse dalga geçiliyor. Dijital hesapları olması gerekiyor. Olmayan arkadaşlarıyla ortak dili konuşmayacak. Birçoğunun profilinde cinsiyetsiz yazıyor. Yazık ki birçok dijital bataklığa batmış. Zihni beraberlikler zamanla kalbi beraberlikle yol açıyor. Kötü örnekler normalleştirilmeye çalışılıyor. Bu da çocuğun ruhsal gelişimini olumsuz etkiliyor. Merak duygusu, taklit etme hissi uyandırır. Dijital tehlikelere en açık olan çocuklar, madde ve manen ihmal edilmiş çocuklardır. Bu çocuklar dijital saldırılar için sürüden ayrı düşmüş kuzular gibidir. Çocuklarımız güzellik, estetik, yardımlaşma, koşmak, oynamak, yüzmek, spor yapmak gibi gerçek dünya değerlerine duyarlılıklarını kaybetti. Saplandıkları bataklıktan kurtulana dek telefondan bir müddet uzaklaşan ilk çocuk, ilk kurtulan çocuk olacaktır. Olması gerektiği gibi kullanmak üzere birbirine daha çok zaman ayırarak telefonla tekrar birliktelik sağlayabilir. Çocuklara telefonları verip ne izlediklerine bakmadan nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir vebaldir? Çocuklarımız bize emanet, en güzel şekilde korumalıyız onları. Pırlantalarımızı, mücevherlerimizi ortalığa bırakır mıyız? En güvenli yerde mi saklarız? Emanetlere sahip çıkalım. Neler izliyor, nelere maruz kalıyor? Farkında olalım. Bir çocuğun dijital sınırlar bakımından ebeveyn denetiminde büyümemesinin en yakıcı zararları ergenlik döneminde görülüyor. O zamana kadar her şeyin yolunda gittiğini düşündüğümüz, birçok şeyin aslında hiç de yolunda gitmediği gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Özellikle 7 yaşından büyük olan çocuklar ne o çok sevdikleri denizi ne de kaydırakları görüyorlar. 2 dakika oturunca sıkılıp ellerine telefonu alıp kuytu bir köşeye çekiliyorlar.
Demem o ki çocuklara tatil demek, telefon demek oluyor. Ekran başında sitelere bakarak geçirdiğimiz fazladan her bir dakika mutlaka onlara para kazandırıyor. Halbuki bir ayette, Hadis suresi 4. ayette, "Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Ey kulum, ben seninleydim. Sana şah damarından daha yakındım. Sen kiminleydin?" sorusuna muhatap olacağımızı unutmamalıyız. Biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf 16. Teknoloji devleri sabahtan akşama kadar bizi ekranda daha uzun süre tutmanın yollarını arıyor. Biz ne kadar ekran bağımlısı olursak, ne kadar ekran süremizi çoğaltırsak, onlar o kadar para kazanıyor. Dilimizdeki kelimeleri bile değiştiriyorlar. Küresel güçlerin özellikle seçtiği kelimeleri gündelik hayatımızda kullanır hale getiriyorlar. Ailenin düzgünlüğü toplumun şahsiyet ve haysiyetidir. Toplumlar daima iffet ve ahlakın kalesi olan ailelerle yüceltilmişlerdir. Cenab-ı Hakk'ın rızası o faziletlere ve takvaya bağlıdır. Osman Nuri Topbaş'ın bu sözünü unutmayalım. Ailemiz ve çocuklarımız dijital bataklık karşısında tehdit altındadır. Türk aile yapısının birliğini sağlayan Müslüman mirasa sahip çıkarak aileyi ifsad hareketlerinden korumak hepimizin görevidir. Güzel örneklerle kadim medeniyetimizin temellerini oluşturarak ahlak ve maneviyat değerlerimize uygun geniş aile yapımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin derdi ve sorumluluğudur. Aman dikkat edelim.